Manşete hoş geldiniz. Artık günler kaldı. Hatta saatler kaldı. 28 Mayıs'ı bekliyoruz. Ben de açıkçası 28 Mayıs gelsin. Oylar kullanılsın. O akşam ne olacaksa olsun. O moddayım. Çünkü önümüzdeki günler iktidar muhalefet cephesinde veya bir seçim kampanyası cep cephesinde neyse bir şey değiştirmeyeceği benziyor. Kaldı ki birinci turla ikinci tur arasında ne olacağına dair ne iktidarın ne de muhalefetin bir stratejisi yokmuş. Adayların da bir stratejisi yokmuş. Bu ortaya çıktı. Hoş Erdoğan'ın seçim gecesine dönük BC planları vardı ama mesela uçak Erdoğan'ı Ankara'ya göndermesi, Anadolu Ajansı ve TRT'ye haber yaptırması gibi, nerede olduğunu kaybettirmesi. Yani e, o gün insanlar Erdoğan'ı Ankara'da zannettiler oyunu kullandıktan sonra İstanbul'da gece yarısına kadar sonra Erdoğan'ın halbuki bu vakitte İstanbul'da olduğu gece yarısı Ankara'ya geldi ortaya çıktı filan tıpkı 15 Temmuz'da nerede olduğunu kaybettirmesi gibi Cuma namazına filan bile gitmemesi gibi belki Erdoğan o gün seçim sonucunun şöyle veya böyle olmasına göre bir B planı bir C planı yapmıştı bilmiyoruz Bir izini kaybettirme planı yapmıştı bilmiyoruz ama her iki tarafın da seçim ikinci tura kalacak. ...gerçi bu konuşuluyordu... ...seçimin ikinci tura kalma ihtimali vardı... ...fakat ikinci tura kalırsa... ...biz birinci turla ikinci tur arasında ne yapacağız... Bu konuda bir ajandaları yokmuş, bu konuda bir planları yokmuş. O ortaya çıkıyor. Çünkü bocalamadan görüyorsunuz, günlük çekilen videolardan, günlük üretilen söylemden falan görüyorsunuz bunu. Şu, şu güne kadar olanlarla ilgili söyleyecek çok fazla bir şey yok. Bundan sonra olacaklarla ilgili de söyleyecek bir şey yok. Ayrıca söyleyeceklerimizin kanaatleri değiştireceği de yok. Hepsine bakacağız. Ee, Muharrem İnce'nin e, mezarının yanına defnedilen Sinan da bakacağız. Evet yürütülen başka pazarlıklara da bakacağız filan. Fakat durum şu esasen. E, adayın Erdoğan'ın yanında her kim olursa olsun Kılıçdaroğlu veya diğer bir aday Ekrem İmamoğlu da olsa bu durum değişmeyecekti. Başkası da olsa değişmeyecekti. Yüksek Seçim Kurulu TRT Yargana Dolajansı manipülasyonlar hileler gibi bir sürü bariyer var ve Erdoğan serbest koşuyor. Böyle bir durum ki zaten e, TRT Konuşması çok konu e, mevzu işte burada Abdülkadir Selvi'nin bir sorusu üzerine verdiği cevap konuşuluyor. Esasen ben bu söyleşinin ilgili bölümlerine baktım, tamamını seyretmedim. Artık e, seyretme gereği duymuyorum. Daha önce Erdoğan'ın bir iki söyleşisini, bir iki televizyon e, söyleşisini seyretmiştim, en azından seçim satım haline girildiğinde stratejisi ne veya ne üzerine oturtuyor kampanyayı. Bu programın %80'lik bölümünde terör konuşuldu. Terör örgütleriyle muhalefeti yan yana koyma stratejisi da belli ki 14 Mayıs'tan önceki propaganda üzerinde iktidar devam ediyor edecek. Fakat ilk bölümde ilk zannediyorum 10. 12. dakikalarda CHP işte Kılıçdaroğlu Kandil'dekilerle video çekti dedi. Sonlara doğru gene aynı şeyi söyleyince Abdülkadir Selvi devreye girdi. İşte iki kere video çekildi falan diyorsunuz falan gibi deyince. Onun üzerine Erdoğan e o tarihi açıklamasını yaptı ki bu açıklama o özel değil genel genel açıklaması gibi tarihe geçecek bir açıklamadır. Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle video çekimleri var ama montaj ama şu ama bu dedi ve kendi kendine ele verdi. Abdülkadir Selvi de değildi burada kabahat. O belki sorması gerekeni sormuştu ama Erdoğan bocaladı. Belki de işte programın yani Erdoğan bir saatten daha uzun süre bir, bir konuya fokus olup götüremiyor. Sonlarına gelmiş olmasının getirdiği yorgunluk veya kurması gereken cümleleri kuramayışı ya da o sırada prompturdan çıkmasının tesiri var. Fakat bu böylece tarihe geçti. Montajı sahtekar dedi e, Kemal Kılıçdaroğlu şeyi alıntılayıp Erdoğan'ın o sözlerini alıntılayıp gayet ağır. E, şimdi hala bu konuşuluyor. Teyit Ork falan bu montaj mıydı değil miydi ya Allah aşkına. Şimdi Teyit Ork'un veya Doğruluk Payı gibi sitelerin bir takım konuları teyit etmesi önemli yani. BBC'de de yeni şimdi Verify diye bir şey başladı verify doğrulama demek. Verify diye bir birim kurdu BBC ve bir takım haberleri doğrulama merkezi gibi çalışacak. Bu artık bu böyle bir şey gerekiyor. Çünkü bu çağda sosyal ağlarda veya işte televizyonlarda veya işte ne bileyim paylaşımlarda bir yalan bilgi öyle dolaşıma giriyor ki gerçek gibi algılanıp kamuoyunu belirleyebiliyor ve e, vahim sonuçları olabiliyor. Ondan dolayı art, e, kurumsal e, özellikle medyanın parası olan, gücü olan medyanın ekipler tahsis ederek bu konuya yoğunlaşması ve doğrulama yapması gerekiyor. Çok doğru. Şimdi bu konunun doğrulanacak doğrulanmayacak tarafı yok. Yani bunu herkes biliyor. Erdoğan onu o sırada şeyde oynattığında da, miting meydanında oynattığında da o videonun montaj olduğu belliydi. Böyle bir video yok ki. Haydi haydi videosunu, Kemal Kılıçdaroğlu 3-5 saniyelik videolar, altılı masa ortakları ve Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la ayrı ayrı çektiği üçer beşer saniye teaser olarak hatta reklam filmi olarak bile bile değil teaser küçük e, ne bileyim tanıtımlar olarak sosyal ağlarda falan yayınlandı ve bir muhalefet stratejisi olarak paylaşıldı. O filmlerin hiçbirinde Kandil de yoktu. Murat Karayılan da yoktu. İktidar bir şekilde e, birleştirmiş onu. Sosyal ağlarda paylaşımı açtı. Onu aldı getirdi. Erdoğan'ın şeyinde de kullandı. Erdoğan bunu birkaç kere seçimden önce 14 Mayıs'tan önce televizyon konuşmasında falan kullandı. Kandil'dekilerle videosu var diye. Fakat vahim olan bu İstanbul seçimleri ya İstanbul mitingi 14 Mayıs'tan bir hafta önceydi. 14 Mayıs'tan 22 Mayıs'a geldiğimizde 14 Mayıs'tan 8 gün sonra da TRT'de katıldığı programda iki kere aynı şeyi söyledi. Şimdi vahim olan bu. Yani onun montaj üretilmiş, uyduruk, fake neyse olduğu, sahte olduğu zaten belli o gün de biliniyordu. Fakat bunu ülkenin Cumhurbaşkanı'nın aynı yalanı defalarca tekrar etmesi, aynı programda iki kere tekrar etmesi ve sonunda da montaj demesi son derece gerçekten e, düşündürücü ve ülkenin geldiği yer açısından. Daha önce söylemiştim bir kere daha da söyleyeyim. Bir cumhurbaşkanı e, bu konuda böyle bariz bir yalanı milyon kere düzeltildiği ve montaj olduğu yandaşlar tarafından da anlaşıldığı halde milyon kere kullanıyor ve hala da kullanmaya devam ediyorsa o adamın ee, hiçbir şeyinden emin olamazsınız. Ve o adama ülke teslim edilmez. Çok net. Ha, şimdi 28 Mayıs'ta teslim edilir edilmez. Ondan bağımsız söylüyorum. Zaten benim yaptığım bu programların 28 Mayıs'ta da çok alakası yok. Sonrasında da benzer şeyleri konuşmaya devam edeceğiz. Ahmet Davutoğlu bir Müslüman yalan söyler mi demiş. Yani sadece bu cümle bile sorumlu. Yani Müslümanlar yalan söylemez ama Hristiyanlar söyler manasına mı çekeceğiz bunu? Ya da yalan söylemek yani bir Müslüman yalan söyler mi? İnsanlar yalan söylememeli. İnsan yalan söylemez. İnsanlık yani bu bu temel bir şey yani. Meseleyi Müslümanlığa, dine, şeye falan getirmenin manası yok ama kafa o. Son sığınmacı Cumhuriyet Gazetesi karikatürü Zafer Timuçin'in ampule sarılan Sinan Oğan oldu. Güzel bir karikatür. Ankara kulislerinde Sinan Oğan'ın e, ilk turdan yani 14 Mayıs'tan 5-6 gün önce de Erdoğan'la görüştü ama bunu sakladığı bilgisi var. Şimdi ortaya çıkıyor bunlar. Bence diyor Metin Feyzoğlu, Sinan Oğan gibi isimleri Erdoğan ikna etmiyor Ergun Babahan. Devlet içindeki amirlerin talimatıyla hareket ediyorlar. Çok güçlü bir iddia ama üzerine düşünülmesi belki saatlerce tefekkür edilmesi gereken bir iddia. Eee, dikkat almak icap ediyor. Ki zaten bu ekibin unsurlarından biri olan Mehmet Ali Çelebi de milli cepheye hoş geldiniz diye Sinan Oğan'a selam çakmış. Ahali bazı kişileri tanımaya başladı. Sağlıklı demiş Suat Kınıklıoğlu ama. Yani, tanıyor yani tanıyalım kişileri tamam. Ki zaten tanıyoruz. Yani Sinan Oğan belli, Muharrem İnce belli, ondan, yani Tunca Yuskan Bey bunların hepsi belli. Hoş millet yeni tanıyorsa vay haline. Mahalle yeni tanımaya başlamışsa vay haline onların. Ayrı bir konu. Fakat <laughs> bu süreçte birer birer mezar kazıp onları defnedip yanlarına yenilerini defnedip filan. Ülke her defasında 5 yıl kaybediyor yahu. Şimdi bir önceki seçimi biz bu Mehmet Ali Çelebi ve Onur Saladı Güzel gibi isimlerin sandıklara veya sonuçlara sahip çıkamaması üzerinden Muharrem İnce'nin havlu atmasıyla falan kaybedildi. E şimdi gene aynı şey oldu. İsim, aktörler biraz farklı. E yani bir beş sene daha kaybetti ülke. Kağıt üstünde. E önümüzdeki seçimde gene birkaç tane böyle bulunur falan. Nereye kadar? Ne yapayım yani insanları tanıdık Tamam. İnsanları gömdük tamam. Muharrem İnce'yi gömdük. Onun yanına Sinan Oğan'ı da gömdük tamam. Onur Saladı Güzel daha önce gömülmüştü tamam. E ama yani. Ne yapayım ben onları yani? Ne yapayım onlar bitirmişse kendini? Tunca Özkan kendini bitirdi tamam. Öyle bir adamdı zaten. Onun hala oralarda CHP koridorlarında dolaştırılıyor olması bir problemdi. Tamam şimdi ne bileyim. Çekirge bir sıçrar iki sıçrar. Şimdi bitirdi kendini. Ayrı bir konu. Fakat yani ne yapayım yani? Bu ülke Tuncay Üskan'dan, Mehmet Ali Çelebi'den, Sinan Oğan'dan, Onur Saladı Güzel'den, Muharrem İnce'den daha değerli değil mi? Her defasında 3-5 kişiyi göme göme beşer yıl mı kaybedeceğiz? Kastettiğim bu. Ampule gömülenlerin vaziyeti umumisi budur demiş. Sinan Oğan'ın eski tweetleri paylaşılıyor ama işte ampul çarpmışa dönen adamın hali. Kendi resmini çizmiş. Ne zaman paylaşmış bu tweet'i? 2013'te. 10 sene önce. 10 sene sonra geldiği nokta. Zülfü Livaneli güzel söylemiş. Bir takipçisi bu sözünü alıntılamış. O da RTL'miş. Dolayısıyla bu laf Zülfü Livaneli'nin. Namuslu yaşayan insanların namuslu ölmek gibi bir borçları var diyor. Mühim. Şimdi Kılıçdaroğlu her gün aşağı yukarı artık Zafer Özdağ ile görüşmeye başladı. Belli ki altta da kurmaylar bazında falan. Ya yani bunun ne getireceğini bilmiyorum. Ama ne götüreceği ortada. Kayın müessesesi devam etmelidir diyor. Sığınmacılar üzerine oturtulmuş bir kampanya var. Sığınmacı meselesinin ne kadar oy getirdiği veya götüreceği bilinmiyor. Tuhaf bir durum. Fakat diyecek bir şey yok. Bütün bunların hepsini 28 Mayıs sonrasında daha etraflıca konuşuruz. Erdoğan'ın kazanmak için Oğan'ın desteğine ihtiyacı yok demiş Ömer Murat. Oğan Kılıçdaroğlu'na destek açıklasaydı muhalif cenahta yeniden umutlar yükselecekti. Muhalif kitlenin gazı alınarak psikolojileri yenilgiye hazırlanıyor demiş 28 Mayıs yenilgisine ama yenilgiye hazırlanmayanlar da var. Saadet Partisi gerçekten canla başla çalışıyor. 14 Mayıs'a kadar da böyleydi. Arada da böyle. İlçe başkanlarını toplamış Karamolluoğlu ikinci tur için Saadet Partisi tüm ekipleriyle geriye doğru bir siyasal geleneği de var. Kadrosuyla belli ki desteğini esirgemiyor. Başka da bir parti göremiyoruz maalesef. Saadet Partisi'nden başka. Ali Atıf Hoca hiç anket yayınlanmıyor demiş. Gerçekten düşündürücü. Belki bir iki gün kala anketler yayınlanabilir. Eğer diyor 2 puandan fazla fark olsaydı yayınlanırdı. Demek ki 49'a 51 veya 49.5'a 50 50.5 50 gibi bir durum söz konusu diyor. Fark çok az olduğu için anketler yayınlanmıyor demiş. Bilmiyoruz göreceğiz. Ali, e, Ali İhsan Yavuz AKP'nin seçim işlerinden e, sorumlu e, genel başkan yardımcısı. En fazla bir saatte sonuçları alırız demiş. Doğru söylüyor. Bir saati bile bulmaz. Ayrıca CHP de alır. Herkes alır. Çünkü sandık başındaki müşahitleri daha oylar sayılırken genel merkeze telefonla bildiriyor veya belli yerlere telefonla geçiyor şey. Yani ıslak imzalı tutanaklar alınmadan bir de o kadar kolay ki yani oyları saymak. İki aday var zaten. Evet hayır referandumu gibi data olarak baktığınızda 1-0 datası gibi filan bir durum yani. Ha bu arada mutlu sancak tutar. Çok seviyorum şahsen de tanışırız. İkinci ee, ikinci kez ...oy kullanmak için... ...bulunduğu yerden 90 kilometre yürüyor... o ...Londra'daki oy kullanma merkezine... ...ilk turda da yürümüştü... ...ikinci turda da yürüyor... Wembley stadına ulaşmış... ...yürüyüşünün üçüncü gününde... ...ikinci turda oy kullanmak için... ...ve oradan bir video paylaşmış... ...şimdi size onu dinleteceğim... ...hayalini paylaşıyor Mutlu Sancak Tutar... ...burayla ilgili bir hayalim var arkadaşlar... ...burada 100 bin kişi... Ee, belki stadyumda, belki e, bir yüz bin kişinin dışında olacak şekilde. İngiltere'deki e, Türkiye'li e, bütün canlarımızın, yurttaşlarımızın, Anadolu'nun, Trakya'nın bütün renkleriyle hepsinin e, eşit ve saygın ve özgür koşullarda e, bir araya geleceği e, bir Cumhuriyet Bayramı kutlaması. İnşallah bu 100. yıl kutlaması olur ve Cumhuriyeti bir kere daha burada, bir de burada. Bir de burada taçlandırırız. En başta Türkiye'de, Ankara'da, İstanbul'da ve Türkiye'nin her yerinde. Ama bir de burada inşallah Cumhuriyeti taçlandırmak nasip olur. 100 bin kişi içeride, 100 bin kişi dışarıda. Anadolu'nun tüm renklerinin etnik, dini, kültürel ve diğer bütün kimliklerinin hepsinin hep birlikte ortak bir Türkiye Cumhuriyeti Yurttaşlığı kimlik ortak paydasında arkadaşlar buluşarak İnşallah kucaklaşacağı bir Cumhuriyet Bayramı kutlaması gibi bir hayalim var. Ben... Evet Cumhuriyet Bayramı kutlaması yani 29 Ekim 2023 Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamasını Wembley Stadında yapalım. İçi dışı dolu olsun diyor. Mutlu sancak tutar. Umarım ve dilerim öyle olur. Son kapağım bu. Zonguldak'ta cinsel istismar sonucu hayatını kaybeden Nisanur Ö isimli bebeğin cenazesine aile ve akrabalarından kimse katılmadı. Büyük bir utanç. Cenazeye kaymakam, başsavcı, emniyet müdürü, hakimler, polisler, adliye personeli filan katılmış. Yazık, ayıp, acayip, acayip bir dönem, bir insanlık utancı diyor ve in outla kapatıyoruz.